limanlar vatandır, vatan satılmaz. Vatan Partisi İzmir Limanı'nın özelleştirilmesine karşı eylem yaptı. İl Başkanı Çağdaş Cengiz, AK Parti hükümetinin yeni ekonomi politikasını eleştirdi. Cengiz, limanlar vatandır, vatan satılmaz dedi. Bu özelleştirme girişimi AK Parti'nin 1980'den beri Türkiye'yi borca batıran neoliberal ekonomi modeline bağlılığının göstergesidir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geçtiğimiz hafta İzmir Alsancak Limanı'nın satışı için Körfez ülkeleriyle görüşmelerin başladığını ifade etti. Vatan Partisi AK Parti hükümetinin özelleştirme hamlesine karşı çıktı. İl Başkanı Çağdaş Cengiz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sert tepki gösterdi. Küresel finans merkezlerine bağlı, milli devlete, bağımsız ekonomiye ve üretime karşı neoliberal, serbest piyasacı, emperyalist programın temsilcisi bir bakan ve Goldman Sachs'tan, Merrill Lynch'ten allanıp pullanıp bir kurtarıcı melek gibi getirilen Merkez Bankası Başkanı. Tayyip Erdoğan yönetimiyle el ele Türkiye'yi yeniden borca batırma ekonomisinin başına geçtiler. Türkiye Varlık Fonu'na ait olan İzmir Alsancak Limanı önünde yapılan basın açıklamasında Cengiz, özelleştirmeye karşı olduklarını dile getirdi. Mehmet Şimşek'lerin ekonominin tepesinde olduğu Türkiye'de, Şimşek hızında özelleştirme, Şimşek hızında satış, Şimşek hızında zam kararlarının ard arda gelmesine bu yüzden şaşırmıyoruz. Bugün buradan ilan ediyoruz. Alsancak Limanı'nın özelleştirilmesine karşı Vatan Partisi olarak mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Vatan Partisi özelleştirme girişimini mahkemeye taşıyacak. Alsancak Limanı'nın satışını durdurmak üzere Türk mahkemelerine gideceğiz. Onlar Şimşek'se biz Yıldırım olacağız.